Kim işlemedi? Bunu belirlenmesi lazım. 6 milyon 893 bin kişi gözaltına alındı. Salçalı günler. Merhaba sevgili seyirciler. Salçalı gündeme hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sinema ve televizyondaki LGBTİ artı temsillerinden bahsedeceğiz. LGBT artı varoluşlar sinema ve televizyon tarihi boyunca tuhaf, öteki, dışlanmış ya da kriminal rollerle ekrana yansıtıldılar. Lezbiyan vampirler, kadınsı özellikleriyle etrafındakileri kahkahaya boğan erkekler. Sadece seks işçisi rolleriyle ekrana taşınan travestiler. Ekranda gördüğümüz karakterler, izlediğimiz hikayeler. Bazen bizi karanlığa sürüklese de bazen de hayata tutmamızı, Kendimizi yalnız hissetmememizi, hatta kendimizi keşfetmemizi sağladı. İzlediğiniz dizilerde, filmlerde evet. e, aklınızda en çok kalan LGBT artı karakteri söyleyebilir misiniz? LGBT artı karakteri... Şey neydi o? Bir dizi vardı. Birkaç kardeşler falan böyle ya. Amerikan dizisi. Shameless, Shameless. da bir turuncu saçlı bir karakter vardı. Aklımda kalan o olmuş. Aklıma o geldi. Sevdiğim diziydi. Kendinize iyi bakın, çok kalın. Çok teşekkürler, iyi günler. Hayatında film izlememiş. Aa, hiç sevmiyorsun. Dizi? <laughs> Dizi. Dizi yok. Tamam. O zaman iyi günler diliyorum. Aklınızda kalan bir LGBT artı karakter söyleyebilir misiniz dizi veya filmlerden? Euphoria olabilir ya da Skins'te ama karakterin adını unuttum. Orada lezbiyenler, Skins'teki karakterler olabilir. Sinema ve dizilerde en çok sizi etkileyen LGBT artı karakter hangisiydi? Bir dizi vardı, Liseli dizisi gibi bir şeydi. Orada siyahi bir karakter ha, benim vardı. Benim de aklıma o da, onda 80 doğrudur. bir şeydi. <laughs> sex Education. Ha, Sex, sex education education Bu konuda Sex Education çok tatlıydı. Aklınızda kalan bir dizi veya filmde LGBT artı karakter? Dün Eylül'ü izledim ve hala kendime gelemedim. Dizi, okay. film değil ama o da tiyatro sonuçta, <laughs> okey yani. Peki, sizi en çok etkileyen e, dizi, film karakteri? of Alice in Wonderland. Alice direkt kendisi. Çok fazla gibi artı karakter seçeneği yok zaten. Aklınızda bir belki kalmıştı. Freddie Mercury. Bir dizi film karakteri de olabilir. E, oynamıştır mutlaka. Oynamıştır. Klibi var. Herhalde. Evet. <laughs> <laughs> Florence. 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 <gülüyor> Florence. <laughs> <laughs> Memnun oldum. <laughs> Dizi ve filmlerde e, en çok aklınızda kalan LGBT artı karakter hangisiydi? LGBT artı karakter bir teyzem var Netflix'te bilmem kaçıncı şovunu yapıyor. Peki LGBT artıların dizilerde ve sinemada e, yeterince temsil edildiğini düşünüyor musunuz? Hayır burası Türkiye ne kadar seçimlerden falan arada bir umut etsek de Toplasam bizim gibi insanların sayısı yüzde onu geçmez. Ama kendimize hep iyi bakalım. Herkes kendi hayatını istediği gibi yaşasın. Salçalı gündem. Sinemadaki ilk LGBT artı temsili tarihteki ilk hareketli filmlere kadar dayanıyor. 1895 yılında kaydedilen ve ilk sesli görüntülerden olma özelliği taşıyan 17 saniyelik bu yapıtta iki erkeğin dans ettiğini görüyoruz. Yaratıcısı William Dixon o zamanlar Twitter olsaydı nasıl bir açıklama yapardı bilemiyoruz. Ama sinema tarihçisi Vito Russo filmin çekilmesinden tam 100 yıl sonra bu yapıta gay kardeşler başlığını uygun görüyor. Ve gay kardeşler sinema tarihindeki ilk eşcinsel temsil olarak kabul ediliyor. Türkiye'ye baktığımızda en erken temsillerden biri Nazım Hikmet ve Musin Ertuğrul'un 1923 tarihli Leblebici Horror Opereti. Bu film, erkeklerin kadın kıyafeti giymesinden doğan komedi janrının da Türkiye'deki ilk örneklerinden birini oluşturuyor. Kadınsı erkeklerin yanı sıra erkekizi kadınlarda sık sık başvurulan komedi yöntemlerinden biri. Bunların en ünlüsü ise 1960'lı yıllarda çekilen Şoför Nebahat. 1975'te çekilen Başrol'de Müjde oynadığı Köçek filminde Türkiye sinemasında ilk kez bir intersek hikayesi anlatılıyor. Bu aynı zamanda Müjdar'ın rol aldığı ilk film. Filmde top peşinde koşturan bir erkeği canlandıran Müjdar, rızası dışında yapılan bir tıbbi müdahale ile hayatına razı olarak devam etmek zorunda kalıyor. Yaptığımız ameliyat başarıyla sonuçlandı. Artık tıp de kanunen de güzel bir genç kızsın. Hayatım boyunca bunun çilesini çektim. Yaptım bir iyilik, sapına kadar erkek yapsaydım. Gökkuşağı'nın altından geçerek cinsiyet değiştirilen o olay sahnede bu filmde yaşanıyor. Trans hikayeleri ise ilk kez 1981'de Bülent Ersoy'un kendisine oynadığı Şöhretin Sonu filmiyle geniş kitlelerle buluşuyor. Anne, Bülent Ersoy kadın mı, erkek mi? Bülent Ersoy'un trans sürecini konu alan film, mahkemede bir hakimin Ersoy'a hayranlarına kötü örnek olmaması dair öğütleri ve Ersoy'un tüm Türk halkından özür dilemesiyle sonlanıyor. Ancak gerçek hayatta filmin çekimleri tamamlandıktan hemen sonra Bülent Ersoy İngiltere'ye giderek trans ameliyatını gerçekleştiriyor. Pembe kimlik için verdiği hukuk mücadelesi ise tam 7 sene sürüyor. 1990'lara geldiğimizde Dönerseniz Sık Çal, ...Gece, Melek ve Bizim Çocuklar gibi kült eserleri ortaya çıkıyor. 1992 yapımı Dönersen Islıkçal, Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı Bir Trans Kadın ve Bir Cüce'nin... ...senaryosunu Yıldırım Türker'in yazdığı 1993 yapımı Gece, Melek ve Bizim Çocuklar... ...sis ve trans seks işçilerinin, eşcinsellerin yaşam mücadelesini konu alıyor. Her iki filmde de o dönem transların saçlarının zorla kılsılması, arabalara şehir dışında bırakılmaları, gettolarda yaşamaya itilmeleri tüm gerçekliğiyle aktarılıyor. 2000'lere doğru LGBT artı hikayelerini konu alan filmlere yenileri ekleniyor. 1997'de Hamam, 2005'te İki Genç Kız, 2011'de Zenne hem tartışma yaratan hem de geniş kitlelerce beğeni toplayan yapıtlar arasına giriyor. Bu sırada LGBT'yi artı temalı olmasa da yan karakterlerin LGBT artı olduğu pek çok popüler film izleyiciyle buluşuyor. 97 yapımı ağır romanda sık sık transfobiye maruz kalan bir trans kadını, 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği Güneş'i Gördüm'de seks işçiliğine hapsedilen, ailesi tarafından şiddete maruz kalan, dışlanan, filmin sonunda da ailenin erkekleri tarafından öldürülen Kürt bir trans kadını izliyoruz. Sinema tarihine baktığımızda LGBT artılar çoğunlukla ya trajik yaşamları ve ölümleri, ya cinsiyet normlarına uymadıkları için alay konusu haline gelmeleri ya da hayatları cinsellikten ibaret bir topluluk olarak temsil ediliyor. Birçok yapıt toplumdaki fobiyi gözler önüne sermekle stereotipleri ve fobik mesajları yeniden üretmek arasında gidip geliyor. Şimdi tüm bunları konuşmak için konuğumuza bağlanıyoruz. Salçalı gündem. Merhaba sayın seyirciler. Şimdi stüdyomuzda Kutsal Motor ekibinden televizyon ve sinema gurusu sevgili Zeynep Ocak bizimle. Hoş geldiniz Zeynep. Ee, hoş bulduk canım Filo'cum. Ee, gerçekten hayranı olduğum bir insanı konuğuyum. Biraz gerginim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Hoş geldiniz <laughs> <kaldınız> tekrar. <laughs> hoş bulduk hayatım. Hem Türkiye hem dünya sinemasına baktığımızda, e, filmlere baktığımızda şöyle oluyoruz. Bu film LGBT artıların maruz kaldığı e, şiddeti gözler önüne mi serdi, bunu sinemaya mı taşıdı? ...bunu görüyor mu yoksa e, bunu aslında e, pekiştiriyor mu bu mesajı? Toplumdaki homofobiyi tekrar pekiştiriyor mu fobilere? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok doğru gerçekten. Her iki şekilde de gördüğümüz bir sürü eser izliyoruz. Yani hem e, yani kişinin... Daha doğrusu şöyle başlayayım aslında bu soruya. ya Birçok bağlamı var e, homofobi tekrar üreten e, yani öznesi... Göya LGBTİ artıları olarak izlediğimiz karakterler ama ya yani anlatımın tamamına baktıkça bu aynı zamanda e, mizojenizm filmler için de aynı şekilde geçerli oluyor. ya yani Burada aslında birçok bağlam var ama aslında mesele bence yani benim penceremden bakıldığında eseri üretenin e, özne olup olmadığı, e, ne kadar içeriden bir bakış açısıyla yazdığı, e, bunun dışında e, karakter üzerinden ne kadar insanileştirdiği aslında o karakteri. Yani o karakterin içine dair bize ne veriyor? Ee, yani sadece belli stereotiplerle mi inceliyor? Yoksa hani gerçekten o karakterin iç dünyasına dair, yaşadıklarına dair, travmalarına dair ya da yani toplumsal bir baskıya dair bir çerçevenin içinde mi sunuyor? Biraz tabii orada değişen bağlamlar oluyor. Onun üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Peki, e, izlerken e, böyle okumalar yapıyoruz aslında biz e, izleyici olarak bazen de oyuncu, işte senarist, yönetmen çıkıyor diyor ki ben bunu kastetmemiştim, ben başka bir şey anlatmak istiyordum. E, buna dair e, senaristin, yönetmenin ne anlatmak istediği mi önemli olan, böyle mi ilerliyor süreç yoksa bizim ne anladığımız mı? Onları Aksine bizim anladığımız şey mi miydi? Bu süreç nasıl ilerliyor? Tam emin olamıyoruz bundan. Ya benim fikrim bunların ikisi birbirinden azalıcı durumlar değil aslında. Yani tabii ki yönetmenin de ne anlatmak istediği elbette önemli ve e, yani bakarken zaten ilk baktığımız şey o. Ama e, yani seyirci de bundan tamamen e, kopuk bir yerde olduğunu düşünmüyorum sorumluluk sahibi olması açısından. Yani bir esere bakarken bizim de bir takım yani gördüğümüz şeyler var. İşte az önce söylediğim gibi yani bir, bir karakteri oluştururken ki izlediğin durumlar var. Dolayısıyla hani benim de bir şey anlama hakkım var orada aslında. Ya yani bana da bir söz sahibiyim aslında yani o eseri benle paylaşıyor çünkü. Ee, o yüzden bu bence biraz daha karşılıklı bir ilişki gibi geliyor bana. Filmini anlatan yönetmen bana her zaman şahsen çok itici gelmiştir zaten. Kanka sen yaptın, biz izledik, biz bunu anladık, böyle eleştiriyoruz ya da inanılmaz sevdik, çok yükseldik. İşte ne bileyim After Sun örneği mesela son zamanlarda hani hiçbir zaman yönetmende bir karşılığı olmayan bir ilgi aslında yani. Dönem dönem insanların içeriği de değişiyor. E, Queer'lere yay verme e, süreleri, queer'leri nasıl temsil edildiği de değişiyor. Eskiden Türkiye'de daha mı çok queer içerik vardı? Daha çok gerçekten e, bu sorunun cevabını yani böyle verebilecek biri değilim galiba. Yani daha mı çok e, daha nitelikli belki denebilir. Hani ne bileyim düş gezginleri gibi, Gece Melek ve Bizim Çocuklar gibi çok daha içeriden bir gözle anlatılan ve hani queer karakterlere bir insan muamelesi yapan filmler. ...izlediğimiz oluyordu evet ama... Peki böyle bir ana hikayenin aslında Queer'i anlatıldığı... E, ...filmlerde oldu. 2010'lardan beri de... onları çok sık rastlamıyoruz aslında. E, daha yan karakterlerde, Queer karakterleri görüyoruz. Beyaz Perde'de işte Zenne, Hamam gibi filmler vardı o dönemlerde. Bunları dair ne söylemek istersin? Yani... Özellikle Zenne <laughs> tartışmaya atmış Evet, yani... E... Politik açıdan e, saygı duyduğum yönetmenleri yok açıkçası. O yüzden onların bakış açısından çıkan bir şeye de bir inancım yok. Nitekim gördüğüm şeye de inanmadım. Yani zaten bence çok mizojinist bir filmdi. Ee, babaya hiçbir sorumluluk yüklemeyen ve aslında hani bir anne figürü üzerinden kuran yani bütün o e, linci ve e, baskıyı... Hamam'da ne kadar Türkiye filmi denilebilir onu da bilmiyorum yani hani... Ya bir, hep bir İtalyan filmi gibi gelmiştir bana ama o yüzden hani daha çok evet ya o döneme dair bir şey konuşursak galiba ya iki genç kızı iyi bir örnek olarak yani her ne kadar şu anda tamamla yani çok yüzyıllardır ayrışan bir politik çizgide olmamıza rağmen bunu teslim ederim galiba yani iki genç kız o dönemin benim sevdiğim örneklerindendi. İki genç kız demiş ki 2005'e gittik. Ee, orada ...Bir İstanbul Masalı'nda en popüler dizilerden biri, ee, izlediğimiz iş adamı gay. Ee, Emre Karayer'in oynadığı karakter, evet. Değil mi böyle? Ee, ama şimdi yakın zamana geldiğimizde Netflix'te Aşk 101 dizisinde... <laughs> ...gay karakterlerin, karakterin olamayacağını konuşuyoruz. Ee, buna dair neden... Ee, Sence. Geriye gittik. <laughs> geriye gittik. <geriye. gülüyor> Neden? Çünkü AKP ile geriye gittik yani. Aslında bu çok ya gerçekten bu bu kadar basit bir şey aslında yani bir yandan da. Artık rutin bir şey talep etmesine gerek kalmadı yani yayıncının da bir şey talep etmesine gerek kalmadı. Üreten insan zaten üretim aşamasında durduruyor onu. Yani abi şimdi buraya G karakter yazmayalım ya diyoruz. Hani, Risk alırız. Abi şimdi başımız bir buradan diyor senaryo değişir, hikaye değişir, uğraşmayalım bununla diyor. Yani hani öyle bir derdi de yok yani. Politik doğuruculuk meselesine geleceğim. Ee, politik doğuculuk e, çok tartışılan bir şey tabii ki. E, bazıları tarafından da sıkıcı bulunuyor. Bu ayrımcılığa uğrayanlarla dalga geçmeden de komedi yapmak, e, seyirlik bir şeyler yapmak, ilgi çekici bir şeyler yapmak mümkün değil mi yani? Belki hana Gets bir örnek verebilirim. Yani muazzam biri. Kuyur bir e, mizahçı ve kendini gömme şakalarıyla başlayan e, kariyeriyle e, sonrasında o kendini gömmenin altında yatan sebeplerle yüzleştiğinde daha fazla o mizahı neden üretmeyi reddettiğini anlattığı bir yani stand-up' diye bir manifesto. E, muhteşem biri. Hani belki olumlu bir örnek olarak belki onu gösterebilirim. Bu yüzden de aslında politik doğuruculuğu böyle tamamen sıkıcı ve böyle Türk kaka gibi bir şey örnek... yerine ...görmek yerine... E, ...politik esneye esneyebilen bir şey özneye göre, bağlama göre. E, bir özne yaptığında evet. bunu... ...mesela bir siz cis... E, e, ...ayrıcalıklı bir erkeğe göre bir özne kendiyle ilgili espri yaparsa... ...karemize hanı yapar ve tabii birbirimizi öyle. görebiliriz buna Çünkü Orası, bunu Orası kesin içiyor. zaten tabii ki. Yani o yüzden aslında ilk... ...söylediğimde hani iktidardan aşağıya doğru olamaz o mizah. Yani bir siset bir erkek bir trans şakası yapamaz. Yani bu Ricky Gervais de yapamaz, Cem Yılmaz da yapamaz. Yani <laughs> kanka siz bunu üretemiyorsunuz. Bu arada komik de değilsiniz. Yani hani mesela yani inanılmaz komik olursunuz da bir orada bir etik bir kaygıya düşebiliriz belki ama hani onu düşünebiliriz ama yani abi komik de ve çünkü olamazsınız daha. Çünkü siz onu içselleştirmeden bir şeyi bence bir şey mizahı yapılamaz zaten. Yani çok zor bir şey o hani. Çok teşekkür ederim. Ya Hocuğum, Asıl için. ben teşekkür ederim. Bu konuları senin karşında konuşmak ya yani hem onur hem gerginlik hem mutluluk böyle his bulutu. Efendim konuğumuza çok teşekkür ediyoruz ve stüdyoya bağlanıyoruz. Sahneyi sıralan Salçalı Gündem Ekranda LGBT artı karakterlerinin iyisiyle kötüsüyle yargınlaşması ve bir anlamıyla normalleşmeye başlaması ise Netflix, Disney+, Plus, Amazon gibi video platformlarının hayatımıza girmesiyle başladı sadece LGBT artıların değil. Global ölçekte eşitlik mücadelesi veren tüm toplulukların görünürlüğü arttı. Video platformların 2022-2023 sezonlarındaki dizilerin incelendiği bir araştırmaya göre dizilerdeki sürekli karakterlerin sadece %12'sini LGBT artı karakterler oluşturuyor. Tüm bu LGBT artı dizi karakterlerin %49'u ise beyaz olmayan karakterlerden oluşuyor. LGBT artılar arasında en az görünürlü olan grup ise translar. Tüm LGBT artı karakterlerin sadece %7'sini trans ve non oluşturuyor. Popüler filmler ve dizileri bir kenara koyduğumuzda yer altı sinemada LGBT artı temalı filmlerin birçok örneğini görüyoruz. Mesela John Waters'ın Pembe Flamingolar filmiyle 70'lerde bir yer altı ikonuna dönüşen 80'lerin sonuna kadar birçok filmde yer alan Jack Queen Divine günümüzde hala birçok karaktere ilham oluyor. Susan Sarandon ve Tim Curry gibi isimlerin rol aldığı bir müzikal ve adeta queerliğe adanmış bir korku filmi parodisi olan 1975 yapımı The Rocky Horror Picture Show. Wachowski kardeşlerin Matrix'te ünlenmeden birkaç sene önce 1996'da çektiği bir lezbiyen çiftin aksiyon dolu hikayesini konu alan Bound, Hedwig and the Angry Inch, Paris is Burning ve daha niceleri. Bu kült eserlerin bir kısmına YouTube'dan bile erişebiliyoruz. Ayrıca başta Pembahyat, Hayat fest olmak üzere birçok festival ve Mubi Gain gibi yerel video platformlarında da bu bağımsız yapımları izlemek mümkün. Şimdi tüm bunları sıradaki konuğumuzla konuşacağız. Salçalı gündem. Evet sevgili seyirciler şimdi stüdyomuzda sinema ve medya alanında çalışan akademisyen sevgili Deniz Gidizdoğlu bizimle. Kendisi aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz sevgili Deniz. Hoş bulduk sayın keskin kalem. Hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Görünürlük neden önemli? Konu ötekileştirilen gruplara azınlıklara gelince akla neden e, temsiliyet meselesi geliyor? E, buna dair biraz açıklama yapabilir misiniz bize? Ben ilk gençliğimde bir dizi izlerken sevdiğim bir karakter e, lezbiyen çıkar mı diye neden heyecanlandıysam o yüzden önemli öncelikle. Yani tabi burada eski bir tarihten bahsediyorum, e, 2000'ler ve öncesinden bahsediyorum ama açılmakta zorluk yaşayan, insanların siz heteroseksüel varsayıldığı bir toplumda büyüyen çocukların kendilerini çok yabancı hissettikleri bir dünyada kendileri gibi bir sürü insan olduğunu görebilmelerinin ilk aracı olduğu için tabii ki çok önemli. LGBT artıların özellikle kendilerine dair hikayeleri ekranlarda görebilmeleri, hayatın bir parçaları parçası olabilmeleri diğer taraftan bakıldığı zaman da aslında bu toplumun İnsanlık dediğimiz bu toplamın farklı insanların hikayelerini görebilmesi, dünyanın sadece bize anlatılan bu kadın erkek ikili cinsiyet sistemine dayalı bu asimetrik, katı düzende olmadığını, aslında çok çeşitli bir hayat yaşadığımızı herkesin görmesi ve bundan kaynaklanan bunun düzenin buna katlı sorunları fark etmesi için hepimiz için önemli. ...daha da aslında zaman geçtikçe temsiller artmaya başlıyor Netflix, Amazon gibi platformlarla. Bunlara baktığımızda aynı zamanda büyük sinema ödülleri verilen LGBT artı temalı filmler de var. Ee, örneğin Oscar en iyi film ödüllerine layık görülen Moonlight, Power of Dog gibi eserler. Bu değişimi, bu dönüşümü daha sık LGBT artı temsilinde görmemizi... Ee, neye bağlarsınız? Medya tüketim biçimlerimizin değişmesine bağlarım. Çünkü e, az önce hani bir tane dizide bir tane karakteri bulabilmek için ne kadar umutla e, beklediğimden bahsetmiştim kendi ilk gençliğimde. Bundan işte 2000 öncesi yıllarda. Bizim ekranlarımızda, bilgisayarlarımızdan e, dizi, film izlememiz çok mümkün bir şey değildi. Film izleyebileceğimiz kanallar çeşitlendiği ölçüde ve bireysel olarak tüketilebilir bir forma sokulduğu ölçüde bu kimliklerde daha çok girmeye başladı anlatılara. Yani iddia edildiği gibi öyle bir voke operasyonun bir parçasından çok hali hazırda var olan, insanlarda var olan bir arzunun daha küçük ölçekli bir şekilde e, bir ürüne dönüştürülebilmesi durumu söz konusu şu anda. Tabii diğer yandan bu içeriklerin e, derinliği, metinleri, anlatısı hani nasıl bir yöne gidiyor? Bunu ayrıca konuşmak gerekir. Peki bu görünürlük amacına ulaşıyor mu sizce? Ya geldiğimiz noktada LGBT artı temalı dizi ve filmler e, çok çeşitli. E, daha ana akım üzerinden konuşmak gerekirse kendi adıma ben LGBT artı dizi filmlerini pek sevmiyorum ve izlemeyi tercih etmiyorum. Çünkü hep e, aynı güçsüzlük temasını ya da aynı kırılganlık duygusunu yeniden ürettiklerini düşünüyorum. Ve bu bana bir izleyici olarak pek keyif vermiyor açıkçası. Her zaman gerçekten LGBT artı filmleri ve dizileri dediğimiz zaman nerede daha bağımsız, daha art house bir yapım var. Oradan ümidimiz daha fazla olabilir bana kalırsa. Mesela az önce Moonlight filminden bahsettin. Mesela orada anlatılan işte sonunda uyuşturucu satıcısı olan yoksul büyümüş siyah bir çocuk tiplemesini örneğin ee Dwyer dizisinde çok daha e, bambaşka şekilde hayal edildiğini görebilmiştik ve orada Omar adlı bir karakter gerçekten o dönemin e, çok nadir eşcinsel tiplemelerinden birisiydi ve kesinlikle stereotipik değil çok tabu yıkan bir karakterdi. Ben daha çok şey hissediyorum bu ana akım filmlerde. Sanki bir takım orta sınıf değerleri e, ancak LGBT+ artı olmak ancak bu orta sınıf değerleri içerisinde yeşerebilirmişçesine. Bunlarda sürekli e, yeniden üretiliyor bu orta sınıf değerleri sanki ama çok daha marjinlerde de çok daha güçlü, renkli, ayakta kalacak hikayeler görebiliriz ve gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Bize bir şeyler katıyor, üzerine düşünmemizi sağlıyor. Hani sadece kim bilir ne kadar zordur diye düşünülmüş, re, düşünülerek yapılmış filmlerdense bu biraz daha şaşırtan ya da aklıma daha önce gelmemiş bir şeyin birileri tarafından hayal edildiğini görmek çok daha heyecan verici bence. Güzel filmden bahsedince veya güzel temsilden bahsedince Black Mirror'ın San Junipero bölümü aklıma geliyor çünkü ilk defa bir eşcinsel aşk hikayesi mutlu sonla bitiyor sayılı örneklerden biri. Sizin aklınıza gelen mutlu sonlar var mı? LGBT artı temsilinin olduğu ya da gerçekçi olması için ...her zaman trajediyle mi sonlanması gerekiyor? Bence aksine gerçekçi olması için bu kadar trajediyle sonlanmaması gerekiyor. Çünkü e, LGBT artılar bu kadar güçsüz bir topluluk değil. Gerçekten tam aksine kendini var etmek için bir strateji olarak... kendini bütün açıklığıyla ve... E, hatta utanmazca ortaya koymayı şiar edinmiş bir topluluk. Dünyanın birçok yerinde bu böyle. O yüzden aslında tam tersi geçerli. Yani bu kadar trajedi, trajik öyküler biraz LGBT artıların gerçekliğinden uzaklaştırıyor. Yorucu da oluyor açıkçası bu kadar çok. Trajedi neden insan izlemek ister ki? Hani sadece bir LGBT artı için sormuyorum bunu. Yani herhangi bir insan bir gruba bakıp onlar için kim bilir hayatın ne kadar zor olduğu üzerine düşünmekten nasıl bir tatmin alıyor da bu filmler bu kadar çok yaratılıyor? Bu soruyu kendilerine bırakıyorum. Mutlu bir son bence, mutlu sonlar derken böyle tam, tamamen bir çiftin bir arada kalmasına odaklanmaktan ziyade biraz karakterlerin birey olarak kendini var edebilmelerine, kendi gerçekliklerine sahip çıkabilmelerine... Yani bugün gerçekten LGBT artı bireyler için gerçekten ne önemliyse onu biraz daha e, dikkate alan filmler e, daha etkili oluyor bana kalırsa. LGBT artı temalı e, filmlerde aslında Mutlu Sonu şey olarak da gözlemleyebiliyoruz değil mi? bir Coming Out hikayesi bahsettiğiniz Hı -hı. gibi e, kabulleniş, keşif Hı -hı. bunlar aslında ilham veren ve o öznenin e, temsil edildiğini, işte deneyiminin bir şekilde yaşandığını ve onu hatırlayıp tekrar belki o gücü aktardığı filmler olarak da yorumlanabilir mi? Hı -hı. Benim zaten bu anlamda en sevdiğim film ve sonra dans ettik filmi bir Gürcü yapımı olan. Bu film gerçekten yoksul Gürcü bir çocuğun Kafkas dansları öğrenen yoksul Gürcü bir çocuğun aslında gerçekten hoşlandığı çocukla bir şeyler yaşamak için çırpınması hikayesi olarak başlarken film ilerledikçe o maskülen Kafkas dansı dünyasında kendisine dayatılan maskülenlikten sıyrılarak onun içine sığamadığını kabul ederek tamamen kendine özgü bir dans yarattığı bir final sahnesiyle sona eriyor mesela. Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Çok insanı güçlendiren bir deneyim. Buna şahit olmak da gerçekten çünkü bir insanın o kadar sıkışıp kendini ne yapacağını bilemeyip günün sonunda dünyada kendisine de ait bir yerin olduğunu ve bunu kendi başına açabileceğini, bunun bir takım insanlar tarafından onaylanmaktan geçmediğini fark etmesi müthiş özgürleştirici bir şey. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Konuğumuza teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi stüdyoya dönüyoruz. Sen de Yusuf Sal çalı gündem. Evet sevgili seyirciler bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümü ödüllü yönetmen Jan bir alıntıyla kapatmak istiyoruz cinsiyet normlarına uymayan kişileri hikayenin alay konusu haline getiremezsiniz. Bir daha görüşene dek kendinize iyi bakın. Her nerede direniyor ya da diretiyorsanız.